Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lastik toka üzerine örgü çalışması yapacağız ve lastik tokamızı gördüğünüz gibi bu şekilde daha güzel görünmesini sağlayacağız. Ben 3 tane renk kullanarak çalıştım. İlk hemen lastiğimin üzerinde açık sarımı kullanırken üzerinde ortaya yani turuncu rengimi ve en son sırada ise birazcık daha canlı olan sarımı kullandım. Sizler de bu çalışmamızı yapacaksanız dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz bir olabilir ve ipleri olabilir diğer parlak ipler olabilir mercerize koton evinizde ne varsa çok az bir e, ip bile yeterli olacaktır önemli olan elinize uygun ipinize uygun bir tığımız olduğu zaman bu çalışmamızı yapabilirsiniz lastikte fark etmez İsterseniz yumuşak lastikler isterseniz sert birazcık daha kalın ya da ince lastikler yani yine elinizde ne varsa hatta kullanılmış lastiklerimizi bile çalışabilirsiniz hatta o kadar ki bu çorap lastik üst kısımlar bu kısa çorapların olası kısımlarda kesilip aynı bu şekilde işlemden geçirilebilir ve gayet güzel şık tokalar elbiselere uygun olarak ayarlanabilir. Evet şimdi bu güzel çalışmamızı sizlerle birlikte yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Tokamızı örmek için şu şekilde bir lastiği var benim. Daha hemen yuvarlak lastikler ya da daha farklı çeşitlerdeki lastiklerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz bir tane zincirimi çekiyorum ve lastiğimi alıp hemen sık iğne örmeye başlıyorum şu şekilde elimle tutuyorum altından giriyorum bir tane düğüm atmıştım ipimi alıyorum ve kapatıyorum aşağıdan giriyorum ama öncesinde şu kalan ipimizi de altta gizlemek için şöyle bakın şu tarafa yatırıyorum sol tarafa doğru aşağıdan giriyorum ipimi alıyorum bir sık iğne alıyorum bir sık iğne alıyorum, kapatıyorum. Hiç başını dolamıyorum. Sadece altından girip ipimi alıp üstte kapatıyorum. Aşağıdan giriyorum, ipimi alıyorum, kapatıyorum. Aşağıdan giriyorum. Yukarıdan kapatıyorum. Bu işlemi başladığımız noktaya kadar yapıyoruz. elimizde tutup devam ediyoruz. Evet sona kadar gelelim. Tepe çevre sık iğnemi örerek geldim. Ve başlangıç noktasındayım. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. Birinci sık iğnemi şöyle arasına tığımın başını girdiriyorum. ipimi içerisinden geçiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zinciri hemen yanındaki sık iğnemin bulunduğu yere gelip batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki sık iğnenin altından girerek kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Yanındaki hiç atlamıyoruz. 1'e 1 bir bütün sık iğnelerimizin içerisine 3 zincirimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Bakın şöyle hemen giriyorum ve örüyorum. 1, 2, 3. 2 3 ipimi bağlamışım bakın sonunda altta gizlerim hiç sorun değil böyle kalan iplerle de çalışabilirsiniz bu güzel çalışmamızı 3 hemen yanındakine 1 2 3 yanındakine sona kadar 3 zincir çekip her bir sık iğnemize batalım Evet başlangıç noktamıza kadar geldim. 1, 2, 3 başladığım yere şu şekilde tepesine batıyorum. Bir zincirimi çekip ipimi buradan kırıyorum. Ve diğer rengime geçmek için hazırım. İkinci rengimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Şu şekilde düğümümü attım. Ve kopardığım yer şart değil. Herhangi bir yerin içerisine giriyorum. Şu şekilde sabitleniyorum. Ve başlıyorum. 1, 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bir yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yanındaki. 1 2 3 4 ve bir yanındaki 4 zincir çekip bir önceki aşağıdaki 3 tane zincirin içerisine sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıramızı 4'er zincirle tamamlıyoruz sıramızın başına kadar geldim hemen çekmiş olduğum 4 zinciri yine aynı yere batıyorum ve diğer sıramıza geçiyoruz 1 2 3 4 bakın şu şekilde battım başlangıç noktasının bulunduğu yere ilk turuncuya giriyorum 1 2 3 4 yanındakine 1 2 3 4 ileriye 4'er zincir 4'er zincir çekerek devam edelim 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Başladığımız yere kadar gelelim. Sona kadar geldim. 1, 2, 3, 4. Başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Ve şu şekilde bir tane zincirimi çekip ister makasla ister ipiniz inceyse elimizde kırarak diğer rengimize geçiyoruz. Biraz daha canlı e, sarıyı alıyorum. Yani işte kullandığım sarıdan birazcık daha canlı sarıyı aldım. Yine herhangi bir yerden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 4 tane çekelim. 5 değil 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 bir sonraki yine aynı şekilde başlangıç yerimize kadar 4'er zincir çekerek gelelim. Tekrar başlangıç yerimize kadar geldim. Bakın 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Ve yeniden 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şuraya giriyorum. İlkine 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar bu noktaya giriyorum her bir noktaya iki defa giriyoruz bu kez 1 2 3 tane zincir bir ileriye batıyorum tekrar 1 2 3 zincir aynı yere her yuvaya üçer zincir çekerek iki defa batıyoruz ve burası bizim son sıramız oluyor 1 2 3 ileriye tekrar 1 2 3 aynı yuvaya yeniden 1 2 3 ileriye ve yine aynı yuvaya 3 tane zincir çekerek son sıramızı tamamlıyoruz. Son 3 zincirimizi çekerek tamamlıyoruz. 1, 2, 3 ve karşıya batıyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü de çektikten sonra tokamız bu şekilde hazır oluyor. Çok güzel oldu. Şöyle kestiğimiz ipimizi geriden girerek içe doğru gizliyoruz. Böyle kopardığımız ipleri mutlaka iç kısımlarda kendi renkleri içerisinde eritelim. Dıştan kötü görülmesin. Şöyle. Burası arkası bakınız. Tabii ki bağladığımız zaman arkası önü diye fark olmayacak. Evet, çalışmamız bu şekilde bitti. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de benimle birlikte çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.